diyor? Ay nereden uyduruyorsun? Zaten ben anlamadım. Bu makineden bu defa niye bu kadar çok ses geliyor? Her zaman sesi ikide çalıştırıyorum ya ondandır. Ben de ikide çalıştırıyorum. Hem zaten bitti. Hadi çıkalım. İyi tamam. Bu sefer çok dikkatli olmamız lazım. Eğer abime yakalanırsak senin yüzünden ben de başıma dert alacağım. Ya hep ya üç değil mi? Evet. Birimiz ikimiz, ikimiz birimiz için değil mi? Evet. Neyse. Yani yazın Antalya'da sana bütün borcumu ödeyeceğim, merak etme. Aman Çilek, hadi yürü gidelim. Oha! Bana gidelim diyene bak. Hadi abla. Ay, tamam geliyorum ya, dur. Firuze abla, biz çıkıyoruz. Dur ben sizi geçireyim. Ay çok heyecanlı. Bak annenize söz verdiğiniz saatte evde olun, tamam mı? Ay Firuze abla, ne zaman geç kaldık ki? Yani tabii ki de geleceğiz. Ya siz çıktıktan sonra abiniz kaçtığınızı anlarsa? Biz çıktıktan sonra bir sorun yok zaten. Çünkü çıkmış olacağız. Bağıracak, söylenecek. Sonra annemleri arayacak. Annemler de biz izin verdik diyecekler. Ya beni sıkıştırırsa, nereye gittiler diye zorlarsa? Firuze abla ne olur söyleme. Söylersen küserim bak. O kadar oyun oynamak için jeton olacağım. Sonra abim arkamızdan gelip bizi zorla eve götürmeye çalışırsa bütün her şey yanar. Ah siz yok musunuz siz? Of biraz çabuk olalım. Şimdi abim gelecek hiç gidemeyeceğiz. Hadi. Bir dakika benim ayakkabımı bana çözün. Hadi. Eyvah Tuğç erken geldi galiba. Hadi çabuk saklanalım. Şimdi abim iner. Hayır hayır salona değil mutfağa. Tuğçe be. Rıza. Merhabalar. Merhaba. Biraz konuşabilir miyiz? Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Yüzüğü attık, mesele kapandı. Lütfen, konuşmak istiyorum. Dışarıda, yalnız. Çok tutmayacağım. Rahat olun, rahat. Ne istiyorsun? Kaç gündür hep seni düşünüyorum. Senden ayrılmak istemiyorum. Birbirimize anlayış gösteremiyoruz. Bu işin sonu yok. Ya bir tek çalışmanı istemedim. Bunda sözü bozacak ne var ki? Ben çalışmaktan vazgeçemem Rıza. Kaç kere anlattım sana, her şeyi biliyorsun. Bir defa evlendim, boşandım. Eğer işim olmasaydı şimdi sokaktaydım. Çocuklarımla beraber açtım. Hayat bu. Belli olmuyor ki. Tut ki seninle de evlendik, yürütemedik, ayrıldık. Bu yaştan sonra nasıl ayakta kalırım ben? Ben seni ömrümün sonuna kadar bırakmam. Herkes evlenirken aynı niyetle evleniyor. Bak Rıza, kadın değilsin. Anlaman zor. Ama ben işimden vazgeçemem. Hem bu çocukları kendi çocuklarım gibi seviyorum. Ben vazgeçemem işimden. İstersen gel sen vazgeç benden. Ben de senden vazgeçemem. Bu yaşıma kadar gördüğüm en hanım, en akıllı, en iyi insansın. Biri benim karım olacaksa o sensin. Sen de iyi insansın. Beyefendi insansın ama. Peki tamam Firuz. Anlaşılan senin bu işten vazgeçeceğin yok. Gel hadi. Geri takşi izle. Tamam. Sen kendi isteğinle bırakana kadar ben seni işinden ayırmayacağım. Ama bilesin, evinde yardımcısı olup da başka eve yardıma giden tek hanım olacaksın. Hayırlı olsun!
uğraşırlar. Ben gidip kızlara söyleyeyim. Hadi hemen soruşalım. Dur ya, yakalanacağız şimdi. Ya öbür türlü de yakalanma ihtimalimiz var. Abim odada bizi görmeyince bütün ev arayacak, hadi. Ya dur, panik yapma. Hep Rıza ablalar dışarıda özel konuşuyorlar. Ayıp olur. Gel şöyle. Kanzu şurada bekliyor. Saat kaç oldu? Çilek, sessiz ol. Gelecek şimdi. Kızlar, ya bir ses versenize. Hemen içeriye gireceğim, bir şey söyleyeceğim, geri çıkacağım. Kızlar, içeri giriyorum. Benden İmran gitti. Aa, nerede bunlar ya? Ceren, Çilek, Ceren, Çilek, kızlar neredesiniz? Hadi abla, şimdi kaçalım. Ya Firuze abla, unutuyorsun. Bekle biraz. Ha şöyle, aferin size. Bir orta yol buldunuz. Ya ya, Firuze biliyor musun? Bütün gece benim beynimi yedi, beynimi. Acaba beni affedecek mi diye. Ah amcaoğlu, sen de kılıbık çıktın. Çalışacağım diye tutturdun, sen de izin vermek zorunda kaldın. Ne haber? Sen de karımı çalıştırmam dedin ama o da çalışıyor. Biz kadınların esiriyiz, esiri. Ne yapalım? Senin de benim de genlerimizde var. Allah Allah. Kızlar, Ceren, Çilek. Eyvah! Ne oldu? Benim içeri gitmem lazım. Hadi sonra görüşürüz. Ne oluyor ya? Ay çocuklar, eğer şimdi gitmezsem içeride kıyamet kopacak. Her şey birbirinin içine girecek. Hadi görüşürüz sonra. İş çıkışına seni alırım. Ben amilerdeyim. Tamam, hadi güle güle. Kapıyı açın, kapıyı. Geliyorum. Yetişemedim Firuze abla. Kızlar söyleyin bakalım, böyle hazırlanıp nereye gidiyordunuz? Ya ay bir saçımı bırak. Ya evet abi, çekiştirip durma şu elbisemi. Kızlar bir şey sordum. Canım ne istiyorsun kızlardan? Birlikte markete gidecektik. Ben Zayla kapının önünde konuşuyorum diye onlar da beni mutfakta beklediler. Kapı çaldığından beri buradayım. Peki niye görmedim onları? Niye saklandılar benden? Nasıl yani? İnanmıyor musun bana? İnanmıyorum. Allah Allah. Gelin bakayım şöyle, gelin. Yürü. Merhaba Firuze abla. Kızlar nerede? Köşede Kaan'ı gördüm, beni görmemezlikten geldi. Niye acaba? Acem, ne yapıyorsun? Şimdi kiminle buluşacağız anlaşıldı. Demek Kaan'la buluşacaktınız. Peki öğrenebilir miyim acaba? Nereye gidecektiniz? Gideceklerdi. Bırak bakayım kızları. Betüş Hanım'la Sadık Bey izin verdi. Sen karışma. Onlar anneyle babaysa ben de abiyim. Hiçbir yere gidemezler. Abi biz takdir aldık, tatile girdik. Senin bütünlemen yüzünden eve takılıp kaldık. Ya bırak da gidelim. Bulduğunuz her fırsatta bana bunu söylemeyin. Hem bunlar bahane. Hem ben sizi o kadar uzağa da yollamam zaten. Bir servis kalkıyor, onunla gidip onunla geleceğiz. Hem zaten çok kalabalığız. Kalabalığa bak. Sen, Kaan ve Ceren. Başımızda erkek olacak yani. Bana bak ufaklık, bit kadar boyunda bana Kaan Kaan diye sayıklarıp sinirlerimi tepeme çıkarma. Ya senin yaşındaki çocuklar aşık olmuyor, sen ne biçim bir şeysin ya? Ya ne oluyor aşık olunca? Haddimizi biliyoruz herhalde. Seninle Tuğçe gibi gizli gizli elle tutuşmuyoruz, birbirimize sarılmıyoruz. Daha yeni yeni takılaşınca yanak yanağa öpüşmeye başladık. Beraber yaptığımız en ayıp şey çocuk filmi izlerken dirseklerimizin birbirimize değmesi. Sen de herkesin yanında aşk aşk deme yani abi. Ya ben ne bileyim ne hissettiğimi, öbür sınıf arkadaşlarımı yani erkek olanları görünce kalbimde kaynar sular akmıyor. Bir tek Kaan'ı görünce öyle oluyorum. Büyüyünce anlayacağım. Aşk mı değil mi? Ama bunu sen bana öğretemezsin. Kalbime bin tane sihir yapsan da ben karışamıyorum. Hele sen hiç karışamazsın, tamam mı? Bitti. Şimdi şu kapıdan çıkıp... diyorum. Anneleri beşte evde olacağız diye söz verdim. Sakın yolumuza çıkma. Yoksa ne yapar eder? Senin de Tuğçe ile görüşmeni engellerim. Hadi abla yürü, gidiyoruz. Ah be. Çilek, o neydi öyle? Patladı mı artık? Ama vallahi şair gibi konuştun. Kalbime bin tane sihir yapsam falan dedin. Sen nereden öğreniyorsun bu lafları? Abla ne olur o konuyu kapatalım da gidelim. Kaan aç oldu, aç.
Ne yapıyorsun? Yani koşalım hani aslında. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.